Sayın seyirciler, şimdi geldik son bölüme. Yine Murat Arel'le baş başayız ve şimdi yolsuzluk ve israf veya her ne derseniz işte o dosyalar üzerinde de konuşmaya başlayacağız. Ama deprem konusunda değineceğimiz bir model de var. Hadi ondan önce başka bir konuya da değinelim. Biraz önce konuştuğumuz bir mesele vardı. Neydi o? İşte Taksim'de değil mi? Bir buluşma noktası yapmıştı belediye. Bugün de açılışı yapıldı. Hakikaten çok da güzel bir şey. Gençler kendi aralarında şarkı söylüyorlar o tribünlerde. O görüntüleri de arkadaşlarımız tekrar DSF olarak da olsa verseler o tribünleri de görelim. Fakat Murat, sen orada bir laf söyledin. Bana kalırsa kaldırılacak vesaire falan dedin o şeyin. Buluşma noktası tribünlerinin. Şimdi benim bildiğim sen pek öyle hani bir yerden bir şey duymadan hatta kısmen de olsa teyit ettirmeden böyle bir iddiada bulunmazsın veya böyle bir tahminde de bulunurken çok düşünürsün. Dilinin altında bir şey mi var? Yani bir şey mi duydun işin açıkçası? Ya duydum tabii. Hatta bir yerden de teyit ettirdim. Öyle mi? Yazıyı aslında belgeyle konuşmak her zaman iyidir. Ben biliyorsunuz programlarımızda, yazılarımda, kitabımda belge ve bilginin dışına hiç çıkmadım. Hep doğrulattım ve karşı tarafla konuştum. Benim öğrendiğim kadarıyla Kültür Daire Koruma Başkanlığı buradaki alanı kaldırmak için bir karar çıkarmış. Yani merkezi hükümet. Evet. Bu hem Cumhurbaşkanlığı çadırı hem yanındaki yeni yapılan Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı buluşma alanını kaldıracak diye duydum. Umarım ben yanılırım. Umarım diyorum artık. Umarım yani aylardan beri orada o çadır duruyor. Evet. Şimdi yanına Türkiye'de İstanbulluların seçtiği belediyenin kendisinin bir faaliyeti yapıldığı zaman mı akıllarına gelmiş ikisini birden kaldırmak? Ya çok üzücü. Yani insanlar ben gelirken de gittim baktım gördüm. Harbiden çok farklı bir şey olmuş, bir hava katmış, canlanmış hem de Taksim yeniden canlanmaya başlamış, çok da güzel. Neden böyle bir şeye gerek duyulur, amaçları nedir, gayeleri nedir, çıkan tutanak alınan karardaki gaye nedir, yakın zamanda da paylaşırız zaten. Umarız doğru değildir bu. İlk defa yanılmayı istiyorum. Evet. Evet. Şimdi başka bir konuya daha gelelim. Depremi konuştuk. Evet. Gezi Parkı'nı konuştuk. Şimdi bakın yukarıdan sayın seyirciler bir İstanbul resmi çektiğiniz zaman uçaktan falan bütün bu civarlarda bir tane eski Belgrad ormanlarını falan saymazsak bir tane yeşil alan görüyorsunuz. O da Gezi Parkı. O Gezi Parkı'nın bugün hala var olmasının sebebi de 2,5 milyon insanın sokağa çıkması. Şimdi bunu da hatırlayalım. Onun için deprem söz konusu olduğunda bizler yaşayabileceksek meydanlarımız olduğu için yaşayabileceğiz. Meydanları olmayan bir şehir her felakette korkunç şeylerle karşılaşır. Felaket zaten korkunçtur da korkunçluğun boyutu, yıkıcılığı, ölüm oranı son derece fazlalaşır. Meydanlar sadece insanların nefes alma, canlılıklarını yaşama, bir kenti kent yapan şeyler. Evet, ama onun ötesinde İstanbul gibi deprem tehdidi altında olan yerlerde bizzat can kurtaran işlevi görüyor. Meydanlar son derece önemli. Parklar son derece önemli. Onun için yaşamsal önemi var yani. Şimdi bunları niye tekrar tekrar hatırlatıyorum? Sadece Gezi Parkı günlerini, davasını falan hatırlatmak için söylemiyorum. Ama başka bir şey daha anlatmak istiyorum. Türkiye'de başka bir deprem de oldu. İşte mesela Düzce depremi değil mi? Evet. 99'daki o depremler silsilesinin bir ayağı. Modelleri konuşuyoruz burada. Yani ne yapılabilir? Biraz önce bir önceki bölümde Tayfun Kahraman depremlerden sorumlu, aynı zamanda deprem işlerinden de sorumlu İstanbul Belediyesi'nde bir model anlattı. Ve çok zor bir model. 40 küsur 40-50 bin
arasındaki binanın birkaç yıl içinde hem tespit edilmesi, hem de bunların güçlendirilmesi, hem de bunun düşük bir maliyetle yapılması işine girişmişler. Son derece önemli bir iş. Eğer öyle olursa milyonlarca insanımız belki de ölümden kurtulacak. Son derece önemli bir çalışma. Fakat gelelim Düzce depremine. Burada aslında cumhuriyetçiler derken işte yurtsever, cumhuriyetçi, Atatürk düşüncesine sahip olan insanları kastediyorum. Hepimizi kastediyorum. Düzce depreminde de bir model geliştirmişlerdi. Evet. Değil mi? Hatta sanıyorum sen de orada o modelde bizzat faaliyette bulunmuştun. Şimdi hatırlamak ve bu konuyla ilgili belki Van'da sık sık böyle şeyler oluyor. Başka yerlerde oluyor. Daha yeni Elazığ'da oldu. Buralarda işte Elazığ'da teyzeleri görüyoruz. Yaşlı başlı insanlar yeterince yardım alamadıklarını söyleyen, şikayet eden insanlar var. Hatta işte Suriyelilerin gelip bu yardımı, her yerden gelip yardımları topladıklarını. Tabii Suriyeliler de zaman zaman bir günah keçisi pozisyonuna düştüler ama böyle bir tepki de var. İnsanlar alamadığını söylüyor. Şu veya bu şekilde. Yeri geldiğinde bu modeli konuşmakta tam zamanı zannediyorum. Yolsuzluk işlerine girmeden önce, şimdi sayın seyirciler, Türkiye'de depremde bu kadar insanın ölmesinin sebebi de yolsuzluklar tabii, onu söyleyelim. İnşaat işlerinde yolsuzluklar, rant işlerinde yolsuzluklar, her konuda yolsuzluklar yüzünden. Japonya'da bir şey olmuyor da, yani bu kadar insan ölmüyor da, niye bizde on binlerce insan ölüyor en basit depremlerde bile bazen, veya işte orada karar depremlerde, bunu sormak lazım. Yolsuzluklarla oluyor bunlar. Ama gelelim bu senin de içinde bulunduğun modelde. İmece modeli değil mi bu? İmece adı? Evleri. İmece evleri. Hı hı. Bir anlatır mısın? Neydi imece evleri? Ya o da şöyle, tekrar hatırlattım ben. Az önce Mücella Hanım'ın ismi geçti ya, hı. Gezi davasında. Bu projenin başında Mücella Hanım'ın eşi vardı. İsmi orada, nedir? Görevi nedir? Mimar, kendisi mimar. Orada çok güzel bir yapılanma yaptı. Ama şuydu, aslında hani deprem vergileri nerede, deprem vergileri nerede falan diyoruz ya. Hı. O işte deprem vergilerine muhtaç olmadan şöyle bir fon toplandı yurt dışından. Çok eyvah, yurt dışından dediğin zaman arkadaşlar hemen şey bir darbe çıkarabilir. Şimdi bizim yurt dışından kimden geldi bu? Şimdi onun tabii ki bütün detaylarını bilmiyorum ama bir şey söylersem de yanlış olur. Hollanda'dan geldiğini biliyorum ben. O dönemde yurt içinden de yardımlar oldu. Birçok yurtsever yardım etti. Nasıl oluşturuldu? Her ev için bir bedel belirlendi. Köylüler ilk başta en acil durumda olan evleri bunu organize eden, şimdi Gezi davasında yargılanan Mücella Yapıcı'nın eşi mimar Memik Bey mi? Memik Bey. Evet. Oydu. Köydeki en acil yapılması gereken oyla belirlendi. Hı-hı. O evler yapıldı. Tek şart koşuldu biz oradayken. Evi yaptı, bir tane evi. O ev yapıldıktan sonra evin sahibi diğer evlerin de yapımına katılacak. İkinci ev yapıldı, oranın da sahibi diğer evlerin yapımına katılacak ve bu şekilde yapılacaktı. 38 tane ev yapıldı. Bu şekilde 38 tane ev yapıldı ve çok cüzi miktarlar yapıldı. Günümüzde deprem çadırları ya da deprem konteynerları yaratıp insanların yaşam alanlarını yok etmek yerine hemen imece usulü, imece evlerle birlikte. Ne kadar sürede yaptınız bunu? Çok kısa bir sürede. Yani ben bir tanesine katılabildim. O projeyi duydum, oradaydık zaten. Yardımcı nasıl oluruz? Gidip biz de taş üstüne taş koyalım, köyün içerisindeki insanlarla görüşelim falan diye. Çok da hoşuma gitti. Çünkü bir rol model alınması gereken bir proje olarak görmüştük biz onu. O dönemde 2001 yılında 38 tane ev yapıldı böyle köye. Köy yeniden yeniden inşa edildi resmen. Çok kısa bir süre içerisinde. İnanılmaz kısa bir süre içerisinde. Evet, çok kısa bir süre içerisinde. Ve neredeyse para toplandı. Yok parasına. Ha? Tabii. O, bir de düşünsenize, adam oradaki vatandaşların evi yıkılıyor. Evi yıkılıyor. Maddi gücü yok. Her şeyi devletten beklememek gerek diyorlar ya. Hı. Vatandaşlar da onu yapıyor. İmece usulü hemen bütün vatandaşlar bir araya geliyor. Taşını, toprağını, kumunu, çimentosunu, her şeyini hazırlıyor. Bir anda bir plan çıkıyor. Kimin evi yapılacak? Kura çekiliyor. Demokratik olarak burası en acil. Hemen tık 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 tık. Bütün vatandaşlar, köydeki herkes çalışıyor. Bir bakıyorsunuz ev karşınıza çıkmış oluyor. Sonra diğer eve geçiyorsunuz. Sonra diğer eve geçiyorsunuz. Ve bu şekilde hızlıca köydeki 38 tane ev bitirildi. Hı. Ama şimdi ise
Depremdeki yıkılan bütün evler ne yazık ki çadırlar veriliyor. Kışın Elazığ'daki insanlar gördünüz belki haberlerde su bastı. Bütün çadır. O çadır alanlarının olduğu yeri su bastı. İçerisi birkaç kişiyle konuştuk. İçerisi çadırlardan soğuk geçiyor Murat Bey diyor. Ama yine çok şükür başımız sokacak bir yer var diyor. Kimileri başka feryatlarda bulunuyor. Çin'de bunun bir örneğini gördüm geçen gün. Üç boyutlu yazıcılarla hemen evler yapmışlar. Üç gün içerisinde evler yapmışlar. Hı-hı. Ve yerler vermişler bu koronavirüsünden korunmak üzere hastaneler yapmıştı biliyorsunuz. Hı-hı. Hastanede karantina altında bulunanların normal hayatlarına devam edebilmesi için karantina evleri yapmışlar. Üç gün içerisinde. Üç boyutlu yazıcılarla biz hale çadır veriyoruz. Ama aslında 2001 yılında vatandaşlar o dönemki ileriye gören insanlar IMC modelini geliştirdiler. IMC evleri diye. Oradaki evleri yaptılar. O evet, proje ya, hala uygulanabilir. Muhteşem yerler. Evet. Peki. Şimdi işin bir de tabii bazı dosyalar meselesi var. Antalya Belediyesi evet. Artık muhalefetin elinde. CHP'nin elinde. Ama geçmişte öyle değildi. Orada bir plaj meselesi var. Evet. O plaj meselesinde... Bitmeyen plaj. Bitmeyen plaj mı? Bitmeyen plaj. Yani devamlı projeler yapılıyor, projeler hazırlanıyor, başka birine ihale ediliyor, iptal ediliyor, sonra tekrar ihale yapılıyor. Neler var orada? Niye bu plaj bu kadar zor bir iş mi bunun? Plajda da yani yapılacak da bir şey yok ki. Alt tarafı deniz, kum, işte birkaç şezlong, işte bir iki büfe falan. Plajda ne olabilir yani? Çok şey oluyor. Çok şey Şimdi olur. Mesela Konyaaltı plajı normalde yapıştet devret modeliyle yapılmaya çalışılmış. Hı hı. Ama ne yazık ki bu yapıştet devret modeline talip çıkmamış. Yani belediyenin Sayıştay'a vermiş olduğu cevap böyle. Hı hı. Bununla ilgili de belediye karar alıyor. Diyor ki ben diyor buraya kendim yapacağım diyor. İhaleye çıkıyor. Eski belediyeden Eski bahsediyoruz. Belediye. Yani Menderes Bey. AKP belediyesi Menderes Antalya'da. Bey. Biz yapacağız diyor. 205 milyon TL toplam 205 milyon TL'lik ihaleye çıkıyor. Ayrı ayrı ihaleler. Burada dursun mesela. Hı hı. 205 milyon TL'lik ihaleye çıkıyor. 205 milyon TL'lik ihaleye çıktıktan sonra iş bitirmesi 254 milyon TL'ye geliyor. Yani 50 milyon iş artışı çıkıyor. 50 milyon iş artışı çıkmasına rağmen buradaki yerleri tutuyorlar, kiraya veriyorlar. Normalinde öyle bir tespit yapmaları gerekiyor ki yapılan masrafı ve işletme giderlerini de hesaplayarak normal kiraların karşılanması gerekiyor. Yeni başkan Sayın Muhittin Böcek bununla ilgili bir tespit yapıyor. Diyor ki ya bırakın diyor işletme giderini karşılamayı. Hı hı. 2 yıl içerisinde tam 15 milyon TL zarar etmiş. 15 milyon TL zarar etmiş. Şimdi bu sahil bu kadar masraf yapıyorsunuz. Kiraya veriyorsunuz. Allah aşkına Konyaaltı dünyanın en şahane plajlarından bir tanesi. Denizi, güneşi, her şeyi var. Yani turistler geliyor. Nasıl oluyor da zarar ediyor? Ben yani 11 milyon TL hani bu iş park bir ara zarar etmişti. Kimsenin hafsalası almamıştı. Evet. Konyaaltı plajı nasıl zarar ediyor? Onu anlamıyorum. İşin enteresan o kirayı alanlar da başkalarına kiraya veriyor. Milletin orada halkın girmesi gereken ücretsiz açık yere de bir takım kişiler el koyuyor. Sayıştay raporlarında yazıyor. Oraları gasp ediyorlar. Oraları da kiraya veriyorlar. Bütün hepsini yapıyorlar, gözümüzün önünde yapıyorlar ve buna rağmense 15 milyon TL zarar ettiriyorlar. Bununla ilgili Muhittin Böcek tespit yapıyor, hı hı, ve ihale iptal ediyor. Diyor, burayı diyor işletmeyi durduracağız diyor. Alıyor ihaleyi çünkü diyor ki daha 22 yıl işletme hakkı var oranın. 2 yılda 15 milyon TL zarar eden bir firma 22 yılda başımıza neler açacak diyor. Kamu zararı bu diyor. Hı hı. Durduruyor. Tabii bu haberlere yansıdı filan. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? O ihalenin iptal, yani oradaki kiralama işleminin iptalini mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geri iade etti firmaya. Daha çok zarar etti. Daha çok zarar etti. Hayır, şimdi bir dakika. Daha çok kamu zararı oluşsun diye. Firma zarar ediyor, yap işlet devrette ama devlet veya belediye niye zarar ediyor? Neticede yap işlet devretle firmaya verilmemiş mi bu? Hayır, yap işlet devret değil. Yap işlet devrette firma yapardı onu, evet, işletirdi, maliyetini çıkarırdı. Zararsa bunu zarar. Belediye yapıyor. Belediye cebinden 200 milyon, 205 milyon TL para harcıyor. O harcadığı yerin daha parasını çıkarmadan tutup kiraya veriyor ama kaça veriyor? 11 milyon TL'ye. Yani kime veriyor bunu bir de? Davet usulü çağırıyor. Bakın normal açık ihaleye açsa belki bir sürü vatandaş katılacak. Pazarlık usulü çağırıyor. Kime? Sayın akil insanımız Hülya ablamız var ya bizim. Hülya Koçi. Hülya Hanım'ın damadına.
Hülya Hanım'ın, Hülya Koçyiğit'in damadına veriyor. Evet. Alkoçlar'a bunu kiraya veriyor. Oradan da biz 2 yıl içerisinde kamunun uğradığı zararı tam 15 milyon TL. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi adım atıyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne mahkeme şunu mu demiş oluyor? Ya sesini çıkarma, zarar etmeye devam et. Hadi ona mesele neyse yani, Sayıştay'a da demiş oluyor. He? Sayıştay diyor ki, tespit ediyor, burası zarar ediyor. Burası diyor hak ettiği değeri, yani hak ettiği kira bedeline verilmemiş ve bunun hesaplama yöntemi de anlaşılamamıştır diyor. Belediye diyor ki biz şunu 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 yaptık diyor. Kardeşim diyor, ben sana elmayı sordum. Bana niye armut anlatıyorsun diyor Sayıştay. Sayıştay kendi raporunda böyle diyor. E tabi Sayıştay kendi raporunda diyor. Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutmuş, tespit etmiş. Tespit ettiğini de diyor ki burası zaten diyor, 254 milyon TL harcanmaz buraya diyor. Yapılanlarda da diyor usulsüzlük var. Nasıl usulsüzlük var? Bakın şimdi onu anlatayım ben. Evet, dinleyelim. Mesela arkadaşlar, zaten ben plaja nasıl 200 milyon TL harcandığını nasıl anlatıyorum ben, anlatayım. Arkadaşlar ekrana verirseniz onu. Mesela bu arı figürlü bitki heykeli. Antalya'da şu arı figürüyle bitki yapılmış. Şimdi bununla ilgili gidiyorlar 2018'de 4 tane bundan alıyorlar. Bunun bir tanesini kaç almış biliyor musunuz? 80 bin yazıyor. 80 bin TL. 80.240 TL almışlar. Şu 80.240 TL'ymiş. Efendim burada heykel falan diye ortada heykel falan yok. Bir gördüğüm kadarıyla bir bitki ona uygun şekilde kesilmiş. Aynen öyle. Bir de bir tuhaf bir kanat gibi bir şey var. Telenin üstüne konmuş. 80 bin lira mı bu? Bu 80 bin liraymış. 4 tane almışlar. 321 bin TL para vermişler. Peki bununla ilgili Sayın Muhittin Böcek ve ekibi araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki ya arkadaş bu böyle olmaz. Biz bunun için fiyat alalım filan. Fiyat tespiti yapıyorlar. Kaça biliyor musunuz? 4940 liraymış güncel fiyatı. 80 bin lira neresi? 9 bin lira neresi? 4 tane alıyorlar. Normalde 36-37 bin lira ödemesi gereken yere 320 bin lira para ödüyorlar. 280-290 bin lira burada kamu zarara uğruyor. Ve bunu devam edelim, bir dahaki görsele geçelim. Geçiyor musun arkadaşlar? Evet, gerek yok. Mesela antrenman parkuru. Şuradaki gördüğümüz antrenman parkuru. Metal, alüminyum neyse artık, altındaki belki şey de vardır. Buna ödenen fiyat 619.500 lira para ödenmiş buna. 619.500 TL. Bir daha söyler misin? Bu nedir Allah aşkına? Ya bu şey şu, şöyle hatta kalkayım. Parkur bu. Sokak antrenman parkuru. Evet evet evet. Sokak şurada işte yukarı doğru çıkıyorlar çocuklar. Her sitede, parkta falan. Hemen hemen her sitede vardır bu. Her sitede vardır. Bunun şu gördüğümüz alan bu kadar. Başka bir şey yok. Buna ne kadar para ödenmiş? 619.500 TL para ödenmiş. 619.500. Araştırıyorlar. Bunun en iyi muadili nerededir? En kalitelisi nerededir? En yükseğini bulmaya çalışıyorlar Sayın Muhittin Böcek ve ekibi. 13.300 lira. 619 bin neresi? 13 bin 300 neresi? Geçen sefer 20 katıydı fiyat çekilmiş olan, bu 20 katı da geçmiş 600 yani. 600 bin TL fazla ödenmiş. 600 bin TL. 16 bin liraya bulmuşlar. İnsaf. Devam edelim. Bakın devam edelim arkadaşlar. Daha neler var? Mesela şu aydınlatma lambası. Şu aydınlatma lambası. 2018'de birim fiyatına 15.835 TL para ödemişler. 15.835 TL. 289 tane almışlar. 4.576.488 lira para ödemişler. 15 bin lira ödedikleri direği Antalya Büyükşehir Belediyesi 2.950 liraya almış. Müddin Böcek'le fiyat almışlar. 2.950 TL. 3 bin liraya. Yani 5 katı fazla evet, fiyatı alınmışlar. 5 katı. Kaç lira ödemişler? 4.5 milyon. Normal ödemesi ne kadar gereken? 900 bin lira. Geri kalan 3 milyon nerede? Devam edelim. Bakın bunlar daha ibretlik bunlar. Şimdi evet, ben de hakikaten bunu nasıl o kadar fiyata çıkarttılar merak etmiştim. Şimdi cevapları geliyor. Şu. Bank bu. Bildiğimiz bank ya. Evet, oturacağım bir tane. Evet, oturma elemanı diye geçiyor. 12.272 liraya almışlar bunu. 12. Pardon bir dakika. 12 milyon birim fiyatı mı bu? 12.272 lira birim fiyatı. Yani şu yani. Evet, şu 12 bin lira. Daha durun, daha ileride neler var bakın. Bundan 23 tane almışlar. 282.256 TL para vermişler. Kaça bulmuş biliyor musunuz Antalya? 1500 liraya. Zaten ne, tabii ki yani. 1500 lira.
Bu kadarı kaçın ben bile anlıyorum 12 ya. 12 bin lira. Ya böyle şeyleri çok bilmem. Devam edelim. Bakın şimdi ileride daha fecaat durumlar var. Nasıl, bundan daha fecaat mı var? Tabii. Tabii tabii tabii. Yine burada şu oyun sadece şu var. He. Oyun parkuru deniyor buna işte. Oyun elemanı deniyor. Buna 77.290 liraymış bu bir tanesi. 77 bin lira. 3 tane almışlar. Kaça bulmuşlar? 8 bin liraymış bu. 69 bin lira mı? Evet. Çalmışlar diyeceğim artık yani. Yani. Devam edelim. Bakın orada dubalar var ya. Hayır, insan hiç değilse canım iki misli yani yarısını çal bari. Arkadaş 20'de 19'u çalınır mı ya? Buna eğer bu çalmaysa. Bu parkura 30 bin lira vermişler. Parka. Şeye. Kaydıra. 30 bin lira vermişler. Büyükşehir Belediyesi 7 bin liraya almış bunu. 7 bin liraya gitmiş bulmuş. 7 bin lira. Normalde 90 bin lira ödemişler buna. Ödenmesi gereken aslında 21 bin lira. Burada oluşan kamu zararı 65-70 bin lira. Sadece küçük bir şeydi. Devam edelim. Hani insan oturup onu yapar bile. Şimdi ya, geldik buraya. Şey. Bakın. Bu ne? Dubaları görüyorsunuz değil mi? Şunları. Evet. Ha, aynen. Şu dubaları görüyorsunuz. Her yerde bunlara görüyorsun. Ödenen ne kadar biliyor musunuz? Tanesi 1050 TL. Şunun. Evet. 1050 TL. Sayın seyirciler ya, yakından bakalım. Arkadaşlar bakın. Hakikaten eski eser olsa bu kadar ödenmez. Yani antika olsa bu. Evet. Bu bildiğiniz yahu taş. 1050 TL. Kaç tane almışlar? 1751 tane. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi maliyetini çıkarmış. Kaça biliyor musunuz? 53 TL. 53 bu TL'lik, hakikaten 53 TL'lik bir dünya yolsuzluk tarihine altın harflerle yazılacak durum. Yani oluşan bakın, toplam kamu zararı ne kadar biliyor musunuz? Sadece bu ihalede. Bakın bununla ilgili 5 tane 6 tane ihale yapılmış. Bu ihalelerin toplamı 254 milyon lira bedelle yapılmış. Toplam ne kadar? 7,5 milyon TL kamu zararı uğramış. Şimdi bakın. Değerli izleyiciler. İnsanlar açlıktan kendilerini yakıyor. Bizler çoluğumuzu çocuğumuzu okutabilmek için kıt kanaat maaşlarımızdan aktararak devletimize vergi veriyoruz. Bununla ilgili alın terimle çalıştığımız emeklerimizin karşılığını götürüp devlete veriyoruz. Devlet belediyelere aktardığı zaman belediyelerin bize hizmet etmesi gerekiyor. Burada kamu yararı yoktur. Burada kamu zararı vardır. Bunun adı yağma, yolsuzluk değildir. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun üzerine gidilmesi gerekmektedir. Sayıştay raporunda var. Antalya bunların hiçbirini ben açıklamadım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek basın toplantısında çıktı. Bütün hepsini bunlar hırsızlıktır dedi. Bakın dedi. Şimdi bunun adını yumuşatarak israf ya da ne bileyim başka bir şey denmez. Böyle bir şey olur mu ya? 53 liralık bir şey 1050 liraya alınır mı? Tam 20 katı o da yani. Ya böyle bir şey yapılır mı? 7,5 milyon zararı uğramış. Peki başka ne yapmışlar? Antalya Spor, Büyükşehir, Antalya... Hayır, insana şöyle diyeceği geliyor. Ya yolsuzluğun bile bir namusu vardır arkadaş falan diye saçma böyle sapan bir şey söyleyeceğiz. Bu onun bile ötesinde bir şey gerçekten. Antalya Spor, spor kulübü için orayı canlandırabilmek, onu var edebilmek için hafriyat alanları oluşturulmuş. 1 milyon metrekare. 1 milyon metrekare alan oluşturulmuş. Ve oraya onun bir derneği var, derneğine aktarılmış. Oradan da gelecek gelirler işte Antalya Spor Kulübü'ne aktarılacakmış. Ve bununla ilgili parayı kim ödüyor? Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi ödüyor. 2 milyon lira gitmiş orman işletmelerine para yatırmış, kira yatırmış. Ve ücretsiz olarak tahsis edilmiş. Oradan birileri para kazanacak. İşte kulüp yaşayacak. Bununla ilgili de kavga çıkıyor Antalya'da. Çünkü bu tahsis yapıldıktan sonra derneğe hafriyat fiyatları düşürülmüş. Yarı yarıya düşürülmüş. %50 düşürülmüş. Kulüp başkanı çıktı. Biz dedi böyle şey kabul etmiyoruz. Ben istifa edeceğim işte genel kurula gideceğim falan gibi basın açıklaması yaptı. Ardından Sayın Menderes Türel sosyal medya hesabından 20 milyon TL hangi kulübe aktarılmıştır gibi bir rakam söyledi. Tam üstüne gideceğiz tamam dediğimiz anda bir anda geri barıştılar. Sonra başkanla birlikte pozlar verdiler. Sayın kulüp başkanı çıktı dedi ki Antalya bağırsaklarını temizlemek zorunda. Bu bizim işimizden bile rant elde etmeye çalışan adamlar var dedi. Şimdi bir tane savcı da çıkıp kim sen ne diyorsun arkadaş? Kim rant elde ediyor? Bir söylesene demedim. Demedim. Ama olan kim oluyor? Vatandaşı oluyor. Bu insanların açlıktan intihar eden, can veren, bunalan insanların ahı bu insanların yakasını bırakmaz. Bu insanlar nasıl gidip evlerinde rahat rahat uyuyor ben anlayamıyorum. Ya haykırıyorum artık. Bütün yazılarımda ağzım çıktığı kadar bağırmaya çalışıyorum.
buradaki yapılanların hiçbirinin herhangi bir dinle, ahlakla hiçbir şeyle alakası yok. Bunların tamamı hırsız. Sayın savcılar bizlere dava açacağına bu hırsızların tutacak boynundan Türkiye Cumhuriyeti adaletinin önüne çıkaracak. Ve bu paraların tahsil edilmesi gerekiyor. Bu bizim paramız. Bu bizim paramız. Bütün hepsinin tahsil edilmesi gerekiyor. Evet, bugün tahsil edilmiyor olması yarın tahsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Gördük. Daha önce İlim Yayma Cemiyeti'ne Arnavutköy'de yapılan bina tadilatında 1 milyon 150 bin lira para harcandı. Ne yaptı Sayıştay? Bununla ilgili çalışma yaptı. O kararın altında kimin imzası varsa, hangi belediye meclis üyesinin imzası varsa kararı onlara gönderdi. Ödeyeceksiniz bu parayı dedi. Burada kamu zararı var dedi. Ödemek zorundalar. İleriki dönemde emin olun ki bütün hepsi tahsil edilecek bu insanlardan. Yazıktır, günahtır. Evet. Vallahi sayın seyirciler, yani insanın ağzına bazı şeyler geliyor. Yani kanalın şeyi için, selameti için yutuyorum. Hani canlı yayında söylenecek şey değil. Ama arkadaş, buna da ne söylenir? Buna normal bir yorum da yapılabilir mi? Ya bir de bu nasıl olacak biliyor musunuz Cüneyt Bey? Şimdi ben yazılarımı takip eden insanlar az çok anladılar. Parti umurumda değil benim. Kişi umurumda değil. Ben vatandaşın halkı yanındayım ya. Biz bu programda neleri açıkladık ya? Neleri açıkladık? Hiç partili ayırt etmeksizin neleri söyledik? Şimdi mesela Avcılar Belediyesi'nde ben kabul edemiyorum. Kabul edemiyorum. 63 tane araç kiralanıyor. Araç kiralanıyor. Araçların 2 yıllık kira bedeli, ödediğimiz 2 yıllık kira bedelinde eğer satın almış olsaydık zaten aynı parayı veriyoruz. 3 milyon lira fark var arada. Birisi 23 milyon lira. Araçları sıfır satın aldığı zaman 23 milyon lira. Kiraladığımız araçlar bizim ikinci, üçüncü el araçlar. 20 milyon lira. Arada 3 milyon lira, 2 milyon lira fark var. Yahu bre mübarek. Her yıl aynı kirayı vereceğine, 40, 60, 80, 100 milyon lira para vereceğine bir defa da al. Hiç olmazsa belediyenin mülkü olmuş olur. Vatandaşın parası birilerine zengin etmez. Zengin etmez. Bu kim yaparsa yapsın bunu ya. Böyle bir şey yok. Diyecekler ki şimdi amortisman bedeli var onun, işte gider parası var, şuyu var. Kolay kardeşim. 5 yıl boyunca kiraladığını düşünsenize 5 yıl amortisman ödeyecekler. 5 yıl kiraladığında bunlara ödenecek para 114-115 milyon lira. Bazı araçların çıktığı gittiği mazotların takibi yapılmamış. Bu, benzinleri yapılmamış. Handan Toprak zamanı. Tabii Handan olan, Toprak zamanında bir önceki. Bir önceki. Sayın yeni başkana da anlattım bunları ben. Sayıştay raporunda yer alıyor. Bunların hepsini yazdım. Tek tek isim isim yazdım. Mesela Sayın Handan Toprak'ın hatta o siteden bana mail de geldi. Handan Toprak'ın oturduğu bir site var. Sitenin yan tarafında 42 dönüm arazi var. 42 dönüm. Siteye dahil edilmiş. Etrafı beton blokla çevrilmiş. İşgaliye ödeniyor. Ecremisil ödeniyor. Ben de diyorum ki buna karşıyım. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra site yönetiminden bana yazı geldi. Murat Bey dediler, biz burada yanlışınız var. Evet biz burayı burada bize tahsis, şu anda biz burayı ecremisil ödüyoruz. Ama bize bu inşaat şirket tarafından burası birlikte verildi. Biz buranın tabii ki bakımını yapıyoruz, işte kirasını ödüyoruz. Bunlarla ilgili yüksek bedeller de ödüyoruz. Buraya gelip görmeniz gerekiyor dedi. Gideceğim de ziyaret edeceğim kendilerini. Ama orası vatandaşın. Orası vatandaşın. 42 dönüm yer vatandaşın. Ecremisil ödenilen yer 6000 küsur metrekare ya da 10.000 metrekare neyse orayı tamam amenna. Ama diğer 30.000 metrekare o zaman madem vatandaşın açın kapıları girsinler içeri. Kolejler biz oradaki kolejler bütün alanı işgal etmiş. İşgal ettikleri alanlara bir de yatırımlar yapmışlar. Sahalar yapmışlar. Basketbol, voleybol sahaları, golf sahaları ve bunların hepsi parayla öğrenci alan yerler. Hani kamu yararına çalışan bir yer de değil. Parayla ihale çıkılıyor. İhale çıkılıyor oralar. Kime veriliyor? Yine aynı koleje veriliyor. Aslında vatandaşın toprağı orası. Aç kapıyı gireceğim dedikten sonra girmek zorunda. Ama bunlara göz yumulmuş. Şimdi yeni belediye başkanı konuştum. Biz buraları dedi mümkün değil. Yani bunların hepsi tamamı düzene girecek dedi. Şimdi bununla ilgili diğer belediyeler var. Hepsini yazıyorum tek tek. Bir de cevap hakları vardır. Etik, gazetecilik etik gereği. Bunlarla ilgili cevap haklarını vermek zorundayız. Soruyorum tek tek, arıyorum soruyorum. Ulaşabildiklerimi tek tek arıyorum soruyorum. Belgelerim elimde olmasına rağmen tekrar arıyorum.
Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Şimdi birkaç belediye daha yazacağım. Ama bugün mesela yeni çıkan bir yazım var. Kilis Belediyesi ile ilgili. Orada ne var? Özür dilerim. Kilis Belediyesi. Kilis Devlet Hastanesi ile ilgili. Ha. Neler yok ki Cüneyt Bey? Neler yok ki Kilis Devlet İlk elde duyduklarımızı bir anlatıver. Nasıl biliyor musunuz? İlk elde şöyle söyleyeyim size. Mesela MR cihazı var Devlet Hastanesi'nde. Kısaca anlatacağım bunu. Bütün tamam. detaylarını yazımda okuyabilirler. Bugünkü tamam. Yeni Çağ'da manşette verildi galiba. Evet, Kilis... Orada bir KJ vermeye kalksak Kilis Devlet Hastanesi'nde neler oluyor diye verebiliriz mesela. Arkadaşlar vermişler zaten. Vermişler, peki. MR cihazı var. Hayali MR yolsuzluğu. MR cihazı var Kilis Devlet Hastanesi'nde. MR cihazı çalışmıyor. MR cihazı çalışmadığı halde firmaya fatura kesiliyor. Firma fatura kesiyor devlete. Devlet de tıkır tıkır ödüyor. Buradaki şeylerde şikayetlerle ilgili yurttaşlar gidip Cumhuriyet Savcılığından suç duyurusunda bulunuyor. Hemen tak 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 filan soruşturmalar açılıyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Hemen evet. soruşturmalar açılıyor. Çok konu güzel. İlgileniyor. 15 tane farklı konu var. Ben bir tanesini yazdım. Peki. 15 farklı konu var. Giriliyor hemen abi. Sonuçlar çıkarılıyor. Yalnız Sağlık Bakanlığı'ndan gelen müfettiş kamu zararını tespit ediyor. 1 milyon 900 bin lira ekstradan fatura kesilmiş. 1 milyon 900 bin lira. Asıl burada bizi ilgilendiren... Bir saniye. Şimdi şey yapalım. Bozuk olduğu sırada, hizmet vermediği sırada vermiyor. Yapılmış olan faturalar mı bunlar? Yoksa çalıştığı sırada da daha fazla fatura mı kesilmiş? Yani ikisi ayrı iki yol. İkisi ayrı. Makine çalışmıyor. Evet. Çalışmış gibi fatura kesiliyor. Bununla ilgili çalışmadığına dair şeyler var, tutanaklar var. Kendilerinin tutsanaklar var. Paranın ödenmesi için de oradaki doktorlar imza atıyor altına. Altına imza atıyor. Peki soruşturmaların neticesinde ne oluyor? 1 milyon 900 bin liranın 700 bin lirası tahsil ediliyor firmadan. Firmadan tahsil ediliyor. 1 milyon küsürü tahsil edilemiyor. Dava açılıyor. Bazı siyasiler diyeyim. Bazı siyasiler sayesinde oradaki sağlık memurları, doktorlar hakkında soruşturma açılmasına izin verilmiyor. Bir tane suçlu bulunuyor. Orada imza etkisi olmayan çaycıyı mı buldular? Canım? Orada bir tane personeli buluyorlar. Hı. Personelin imza etkisi yok. Herhangi bir karar alma etkisi yok. İmzası da yok zaten olaylarda. Ona dava açılıyor. Diğerlerine açılmıyor. Şimdi işin enteresanına gelelim. Bizi ilgilendiren, bu programı ilgilendiren konu ne biliyor musunuz? Ben o firmayı yine burada anlattım. Gaziantep'te hatırlarsanız Gama İnşaat, torba ihale. Gaziantep'te torba ihaleler evet, diye evet, anlatmıştık. Evet. Gama Gazi Sağlık. Ne oluyor demiştik Antep Belediyesi'ne? Neden bu kadar bir ilaçla MR cihazı, görüntüleme cihazı niye hepsi tek bir torba ihaleye konuyordu? 60 milyonluk ihale tek bir kişiye çıkıyor demiştik ya. İşte aynı firma. Tamam. Aynı firma, oradaki işi yapan aynı firma. Vay be, çok becerikli firmaymış. Peki, yani doğrusu. Daha devam edelim. Oradaki memurlardan bir tanesi FETÖ'den tutuklu desem şu anda. Peki daha ileri gidip Gama firmasının içerisinde bulunan, Gama bu işi yapan Gama firmasının yine bünyesinde bulunan bir firma Gazi Kimya. Peki orada çalışanlar kim? Bu fazla ödeme yapan, evraklara imza atan devlet hastanesi müdür yardımcılarının eşleri. Hadi canım. Ya. Bütün şimdi lütfen bunu bir daha tekrar ederek evet. Söyleyelim Türkiye'de artık ne kadar yani yolsuzluğun da hakikaten yani yolsuzluğu yaparken bir şey bile yok. Ya yakalanırız. Ulan bu kadar da artık gözükür. Bu kadar çalmayalım. Biraz az çalalım. Ya da işte bu kadar tuhaf ilişkiler. Daha ileri götürme. Mi? Yani. Gama o firma hakkında, firmanın ortaklarından bir tanesi hakkında FETÖ PYD'ye destek olduğu ve FETÖ tarafından özür dilerim KYK ile kapatılan FETÖ'cü vakıf şey derneklerde yönetici olduğu, diğerinin de üyesi olduğu raporlarla belgelenmiş. Ona rağmen ihale verilmiş. Peki bunlar olunca bitmiş mi? Hayır, adam hala ihale alıyor aynı firma. Devam ediyor. Bu olaylar ortaya çıkmış mı? Fetiş raporları var. Üstüne bir daha tetkikler gelmiş. Yeniden yargılamalar yapılmış. Aynı firmaya şaka gibi aynı kişiler ihale vermiş. Peki oradaki müdür yardımcısından bir tanesi ne oluyor biliyor musunuz? Bu soruşturma açılınca istifa ediyor. Tamam diyor ya ben çalışmıyorum diyor. İstifa ediyor memurluktan. Nereye gidiyor? Gama'nın sahibi olduğu Adıyaman'daki hastanenin müdürü oluyor. Tayini çıkmış demek oraya. Tayini çıkmış. Bir nevi öyle. Tayini çıkmış. Devlet tayin etmemiş ama birileri etmiş. Oraya gidip müdür oluyor. Peki başka ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki insanlardan bir tanesi İl Sağlık Müdürlüğü'ne alınıyor.
Bu Gama'nın girdiği ihalelerin de satın almasını o adam yapıyor şimdi. Ya? Ben artık inanın. O yani bu kadar fütursuzluk. Şimdi daha devam ediyor. Ben bugünkü yazımda uyardım. Dedim ki bakın şu anda 3 boyutlu Kilis Devlet Hastanesi'nde 3 boyutlu çekimler yapılıyor. Bu çekimler tek çekim olmasına rağmen 2 tane çekim yapılmış gibi faturalar kesiliyor. Bakın vatandaşlar daha hala. Aynen ihbar ettiler. İhbar gönderdiler. Ve ben bunu yazdım. Sağlık Bakanlığı'na da buradan çağrı yapıyorum. Sayın Bakanım. Kilis Devlet Hastanesi'ne göndereceğiniz müfettiş lütfen çok iyi kontrol yapsın. Gerekiyorsa biz vatandaş olarak gidelim biz de bakalım. Bununla ilgili gerekli önlemler nelerse kamuoyu zarara uğratan herkesin kim olursa olsun, adın partisi, ideolojisi ne olursa olsun lütfen önleyin. Aynı işlemler devam ediyor. Vatandaş yine haykırıyor oradan. Ve orada devlet hastanesinde ve sağlık kurumlarında çok çok fazla iddia var. Tek tek de yazacağım, tek tek de paylaşacağım. Sadece sağlık kurumunda değil, belediyede de var. Başka teşkilatlarda da var. Onları da yazacağım. Şimdi sayın seyirciler, görüyorsunuz son derece ciddi iddialar. Şimdi yolsuzluklara hepimiz kızıyoruz. Fakat yolsuzluklara bir çeşidi var ki halkın sağlığı üzerinden yapılanlara ekstradan kızıyoruz yani. En azından ben öyle kızıyorum. Sanıyorum Murat Ağrel de öyledir. Çünkü burada özellikle hastanelerde yapılan yolsuzluklar söz konusu olduğunda daha bir hassas bu konuları gündeme getirdik. O evet. Aşılar, ilaçlar ve onların üzerinden yapılmış çeşitli şeyler, günü geçmiş ilaçlar vesaire falan gibi konularda hassasiyetle sizin önünüze getirdik. Fakat burada yani bu iddiaların onda biri doğru olmuş olsa ki belki de tamamı doğru. Çünkü belgeler... Bugün açıkladınız. Evet. Tamamı doğru. Tamam. Raporlu. Tamamı doğru. Hayır. Şimdi müfettiş gitsin bunları incelesin. Yani diyelim ki onda 9'u yanlış. Bir tanesi bile korkunç bir şey. Korkunç bakın hatta şey. Şöyle bir şey yapayım. Size has, bize bizim programımıza has olsun. Hı. Ben hemen arkadaşlara bir tane evrak göndereyim. Arkadaşlar bir yayınlasınlar onu. Bir tane rapor var. O raporu gönderiyorum arkadaşlarıma. Peki. Yayınlasınlar. Bu raporun 13 ya da 17. sayfası olması lazım. Toplam kilisle ilgili 2000 küsür sayfalık bir rapor var. Ne? 2000 küsür sayfalık bir rapor var. 15 tane bulgu var. Kilis iliyle ilgili mi? Evet. Kilis Devlet Hastanesi. Sadece hastaneyle ilgili. Sadece Kilis Devlet Hastanesi 2000 küsür mü? Evet. Bu raporu kim hazırlamış? Sağlık müfettişleri. Sağlık Bakanlığı müfettişleri adı. Ayrıca vali de bununla ilgili soruşturma başlatmış. Bakın. Evet geldi. Şunu biraz daha okunaklı bir bakın. Şekilde almaya çalışalım. Tarih yazıyor 12 ayrı iddia konusunda ilişkin inceleme raporu. Görüyor musunuz? Evet. Alt tarafta bütün hepsi yazılıyor. Zaten şurada da... Burada anlattıklarımız. Anlattıkların. Evet. Şurada da zarar var. 1.9 milyon TL. Bunun belgelerini ekliyorlar altlarına. Belgeler de devam ediyor. Bunlarla ilgili artı bir de şöyle bir iddiada daha bulunuyor. Tabii onu belgeleyemediğim için bir şey yapamadım ama o dönemde başhekim şu anda AKP'nin de milletvekili. Başhekimin diyor bakın orada ev, araba, sosyal yaşam, hastane müdür yardımcılarının gelirleriyle örtüşmeyen düzeyde maddi imkanlara sahip hale geldikleri ev, araba, sosyal yaşantı. Bir müdür yardımcısının görüntüleme hizmeti alınan firmanın özel hastanesini halen yönetici olarak çalışmaya az önce söylediğim. Evet. Bu doğrudan temin bütçesi %10 olması gerekirken %19 doğrudan temin bütçesi yapıyorlar. Yani ihaleye bile çıkarmıyorlar bizim görmemiz için ama bütçeyi de aşıyorlar. %19 aşıyorlar. Burada mesela bakın başhekim Fuat Karakuş'un menfaat temin ettiği. Görüyor musunuz? Bunlar yani müfettiş raporu bu. Benim değil müfettişin raporu bu. Müfettişin raporu. Yani ben şunu da anlamıyorum. Müfettiş raporu var böyle şeylerde. Ama soruşturma izni verilmiyor. Soruşturma yani, izni verilmiyor. Dava açılmıyor. Dava açılmıyor. Aynı zamanda vatandaş burada bahsettiğin vatandaş AKP milletvekili yapılıyor. Daha bir bilgi daha vereyim sana abi. Daha enteresanını söyleyeyim. Oradaki bir tane personel vardı ya gariban. Hani ben öyle diyorum hani en son dıdısına gelmişler. Onun da avukatı kim? Kilis Belediye Başkanı. Ya. Ay. Şimdi sayın seyirciler yani artık sinirlerinizin bozulduğunu
tahmin edebiliyorum. Çünkü benimkisi bozuldu çoktan. Ama biz bunları belgelemek zorundayız. Bunları kayda geçirmek zorundayız ki yarın bir gün bunlar unutulmasın. Hatta şimdiden bunun takibini yapalım. Ne kadarına bugünkü güç ilişkileri içinde güç yetirip de Türkiye'nin birçok dürüst, namuslu müfettişleri var. Bakın bu raporları da o müfettişler hazırladı. Birçok namuslu savcıları var, hakimleri var. Sayıştay da hala çok önemli uzmanlar çalışıyor, buluyorlar bunları aynı zamanda. Dolayısıyla bunlara sahip çıkalım. Ama bugün bir kısmını geri alırız. Toplum olarak bahsediyorum yani. Ama biz bunları konuştukça 10 çalacak olan 1 çalmaya kalkar. Belki hiç çalmaya kalkar. Ben yetişebildim her şeye yetişeceğim. Evet. Her şeye yetişeceğim. Yazacağım. 3. Biz bunları kayda geçirelim ki evet. Bugün yapamazsak yarın hırsızların yakasına yapışabilelim. Kesinlikle. Yoksa tarihe not düşüyoruz. İnsanoğlunun hafızası malum sonsuz değil, unutkandır. Yarın unutulur gider. Hatta yarın bakarsınız bu işleri yapmış olanlar Türkiye'de dünyanın en namuslu adamı gibi çıkıp ortalarda konuşmaya da başlayabilirler. Onun için bu kayıtların son derece önemi var. Efendim artık işin sonlarına geliyoruz. Ben kitabı yeniden tanıtacağım. Arkadaşlar kitabınızın ismi neydi diyordu. Evet. Tekrar yazmışlar sosyal medyada. Hatta şöyle de söyleyeyim. Bu cumartesi Kadıköy Cadde Bostan Kültür Merkezi CKM'de imza günüm olacak. Cumartesi günü saat 3 gibi. Orada imza günüm olacak. Bütün Anadolu yakasında olan ya da başka yerlerden gelecek olan dostları beklerim. Sohbet ederiz, tanışırız. Kitabımı imzalarım ve anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Bu kitabın önemi çok büyük. Özellikle sizden rica ediyorum gençlere mutlaka ulaştırın bu kitabı. Mutlaka gençlerin geçmiş dönemde silinmeye çalışılan tarihimizin neler olduğunu, burada şu andaki yaşadığımız haksızlıkların ve oluşturulmak istenen paralel eğitimlerin ya da diğer yapıların ne olduğunu anlamaları için bu kitabı okumalarını önemli rica ediyorum. Cumartesi günü gelirlerse de çok memnun olurum. Zaten bundan sonra bütün sosyal medyadan da katılacağımız yerleri anlatacağız. Sonrasında İzmir'de imzaya geleceğim. Pazar günü İzmir'e geleceğim. Bu şekilde devam edecek. Bir süreç devam edecek. Evet, yakında Murat Arel'le aynı zamanda belki bir Manisa ziyaretimiz olacak değil mi? Orada evet, da planlanıyor Manisa planlanıyor. Efendim, mümkün olduğu kadar meseleleri, gerek tarihi, Türkiye'nin tarihinden gelen hastalıkları, o hastalıkların mikroplarını tabii anlatmaya çalışıyoruz. Gerekse bugünün, şu anda yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda yaşanan hastalıkları durdurmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki namuslu bürokratlara da, namuslu yargı mensuplarına da güveniyoruz. Çok büyük dejenerasyon, yozlaşma var Türkiye'de maalesef. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de öyle. Ama buna rağmen İsmet İnönü'nün de dediği gibi namuslular namussuzlar kadar cesur olmadığı müddetçe daima başımız dertte. Ama Türkiye en sıkıntılı zamanlarda cesur insanlar yetiştirmiş ve büyük badireleri atlatmış bir ülkedir. Onun için Türkiye'nin bu özelliğine, Türk halkının da bu özelliğine ben son derece güveniyorum. Dediğimiz gibi efendim enseyi karartmayalım. Biz elimizden geleni yapalım. Değil mi? Gerisini de artık halkımızın ferasetine bırakalım. Cumhuriyet devrimlerinin ışığı çok büyüktür. Onun ışığıyla yetişen bir gençlik var. Eninde sonunda bu karanlığı yenecek onlar. Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Efendim süremiz burada sona erdi. Anlatacak çok şey var. Yine tüketemedik ama ne yapalım? Zamanımız bu kadar. Bu kadarını anlatabildik. Her ne kadar sürçülisan etmiş isem affola. Gelecek hafta umarım yeni bir programda karşınızda olabiliriz. Görüşmek üzere diyelim.